Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Daha önce biliyorsunuz korona salgınını hafife alan açıklamalarıyla tepki çekmişti ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi hem kendisinin hem de eşi Melania Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Trump'ın rakibi Biden'ı maske taktığı için eleştirmesinden hemen sonra koronavirüse yakalanmasıysa dikkat çekti. Başkanlık seçimine bir ay kala Trump çifti karantina sürecine şimdi Beyaz Saray'da geçirecek ve Beyaz Saray doktoru Trump'ın başkanlığı sürdürmesine engel bir durum şimdilik olmadığını açıkladı. Ancak aksi bir durumda da koltuğa başkan yardımcısı Pence oturacak. Bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Harika bir iş çıkardık ve buna devam edeceğiz. Virüs bir gün kaybolacak. Tıpkı bir mucize gibi. Durum iyiye gitmeden önce kötüleşebilir. Belki yok olup gidebilir. Ne olacağını göreceğiz. Eğer test yapmazsanız hiç yeni vakanız da olmaz. Test yapmayı şimdi bırakırsak çok az vakamız olur. Maske taşıyorum. Geçen gün hastaneye gittiğimde taktım. Maskem var. Burada taşıyorum. Ve memnuniyetle de takarım. Hiç sorun değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ciddiye almadığı koronavirüse yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın danışmanı Hope Hicks'e COVID-19 teşhisi konulması sonrası Trump ve eşi Melania Trump'a da test yapılmış. Trump çifti önlem olarak kendilerini karantinaya almıştı. O testin sonuçlarını Başkan Trump Twitter hesabından duyurdu. First Lady ve benim COVID-19 test sonuçlarımız pozitif çıktı. Süratle karantina ve tedavi sürecimize başlayacağız. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi. Trump'ın rakibi Joe Biden'ın maske taktığı için eleştirmesinden hemen sonra koronavirüse yakalanması dikkat çekti. Soru şu ki, münazara sırasında da takacak mı? Çünkü biraz zor olur. O kendisini rahat hissediyorsa benim için sorun yok ama enteresan olur. Eşi Melania Trump da Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Bu yıl çok sayıda Amerikalıların yaptığı gibi başkan ve ben de COVID-19 testimizin pozitif çıkmasının ardından evde karantinada olacağız dedi. First Lady tüm etkinliklerini iptal ettiğini de duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Trump çiftinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve karantina sürecini Beyaz Saray'da geçireceklerini duyurdu. Conley, Başkan Trump'ın iyileşme sürecinde görevini yerine getirmeye devam etmesini bekliyorum ifadesini kullandı. Conley'nin açıklamasına karşın Trump'ın hastalığı görevini yerine getirmesine engel olursa devreye Başkan Yardımcısı Mike Pence girecek ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na geçici olarak vekalet edecek. Trump'ın hastalandığını açıklamasından kısa süre önce E-6 tipi komuta uçakları havalandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait nükleer füzeleri ateşleme kabiliyetine sahip bu uçakların ülkenin doğu ve batı kıyılarında uçuş gerçekleştirmesi Amerika Birleşik Devletleri başkanları hastalandığında uygulanan bir prosedür. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum dedi. Evet, önemli bir gelişme. Başkan Trump hem kendisi hem de eşi Melania Trump'ın biliyorsunuz COVID testinin pozitif çıktığını açıkladı ve ülkede de 32 gün kaldı seçime. Şimdi bu yeni durum süreci nasıl etkileyecek? Kampanyalar ne olacak? Başkan kimlerle bir araya geldi? Kimlerle konuştu? Beyaz Saray'da herhangi bir tehdit var mı? Bunları değerlendireceğiz. Albright Stonebridge Group Türkiye Başdanışmanı Hakan Akbaş'la konuşacağız. Sayın Akbaş, hoş geldiniz diyorum öncelikle ana habere. Hoş bulduk. İyi yayınlar Meltem Hanım. Çok teşekkürler. Trump pozitif, eşi de pozitif. Şimdi en kritik haberlerden biriydi bugün tüm dünyada. Nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı? Amerikan siyasetine etkisi nasıl olur? Durumu daha kötü olursa ne olacak? Pek çok soru var aslında. Sizlerden bu değerlendirmeyi alalım. Daha sonra da bir piyasalara etkisini, ekonomik verileri olan etkisini de sonra konuşalım. Öncelikle siyasete etkisiyle başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi seçimlere bir ay kalmıştı ve her iki aday da aslında sahadaydı. Donald Trump en yakın danışmanlarından Tom Hicks'in hasta olmasıyla aslında Perşembe günü test yaptırdı ve bu sabah da pozitif çıktı kendisi ve eşinin. Dolayısıyla örneğin bugün Florida eyaletinde ki başkan seçen önemli eyaletlerden bir tanesi sahaya inecekti. Seçim rally
ihalesi yapacaktı. Bundan sonraki 14 gün boyunca karantinada kalacak. İlave olarak da belirsizlik, eğer şu anda orta şiddette bir şekilde etkileri gözüküyor diye açıklandı. Bundan sonrasında daha ağırlaşabilir. Bundan dolayı da seçime giderken aslında en kritik olan şey Trump'ın görevine devam edip edemeyeceği. Çünkü Mike Pence başkan yardımcısı atanacaktır ama aday olup olmayacağı konusu da masaya yatırılmalı. Çünkü gerek yaşı gerek obezitesi itibariyle çok riskli kategoride. Biliyorsunuz 65 yaş ve üstünde risk çok daha yüksek. Dolayısıyla burada aslında en kötü senaryo Cumhuriyetçiler tarafından seçimlere aday olarak girememesi Donald Trump'ın. Ama böyle bir şey olmamasını diliyoruz. Bundan sonrasında evinde oturmak zorunda kalacak. Dolayısıyla rakibi Biden ki az önce açıklandı, eşiyle birlikte negatif çıkmış test sonuçları. Dolayısıyla bir avantaj kazandı. Ama asıl konu Trump Amerika'daki pandemiyi, COVID'i unutturmak istiyordu. Çünkü gerek ekonomik gerek istihdam açısından çok büyük bir buhran getirdi Amerika'ya. Ve tabii ki bunu unutturarak, gündemi değiştirerek işte pandeminin bir şekilde bittiğini görüyoruz, azaldı, geçecek şeklinde ifadelerle. Ki bunu televizyonda öylesinde de söyledi, gündemi değiştirmeye çalışıyordu. Ama şu anda maalesef kendisini ve eşini COVID'den koruyamayan, hafife alarak hatta rakibiyle alay eden bir başkan olarak maalesef bu duruma düştü. Dolayısıyla bu kesinlikle etkileyecektir. Ve nitekim bugün öncesinde anketlere baktığımızda yaklaşık arada bir 10 puanlık fark vardı genel anketlerde. Eyaletlere baktığımız zaman da ki eyaletler önemlidir burada, başkanı onlar belirler. Çok aslında bazı eyaletlerde çok yakın bir yarış oluyordu. Örneğin Texas, Florida, Ohio, Georgia gibi. Dolayısıyla bu eyaletleri gitmeyi planlıyordu Trump. Şu anda bunu yapamayacak. Hem gündemi bir şekilde yine pandemiye kaybetti, rakibine bir avantaj geçti. Hem de sahada olamayacak. Hem de bir şekilde hem kendisinin, Beyaz Saray'ın ve Amerika'nın da imajını aslında yerle bir etmiş oldu. Şimdi siz de bahsettiniz, biz de canlı olarak Habertürk ekranlarından yayınlamıştık. Münazaralarını karşı karşıya gelmişti Biden'la Trump ve burada Biden hatta bir noktada biraz düzeysiz bir tartışmaydı. Sizler de izlemişsinizdir eminim. Kesinlikle. Seni oksijenli su enjekte etseydin diyerek dalga geçmişti hatta. Trump o kadar hafife almıştı ki durumu, maske takmasıyla takmamasıyla çeşitli şeyleri dile getirerek bu durumu çok hafife almıştı. Bunun üzerine olmuş olması şimdi akıllara çeşitli soru işaretlerini getirdi. Acaba sempati mi toplamaya çalışıyor hastalanarak, bu duruma düşerek, hani ben de sizden birisi oldum diyerek. Çünkü Biden orada pek çok detayı paylaştı. Ben sizi anlıyorum dedi. İzleyicilerle empati kurmaya çalıştı. Çocuğunu kaybeden, eşini, sevdiğini evet. kaybeden insanları anlıyorum diyerek bunu yapmaya çalıştı. Trump acaba bundan bir artı puan elde etmeye çalışıyor olabilir mi? Seçimdeki durumu değiştirmeye çalışıyor olabilir mi diye soru işaretleri vardı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi burada Amerikan halkının ne düşündüğüne bakmak lazım. Burada da Amerikalılardan, 4 Amerikalıdan 3'ü COVID'den gerçekleşen vefatlar ve halkla empati kurabilmesi açısından Biden'ın yanında. Dolayısıyla böyle bir algı için yapılmasıyla ilgili bir takım şeyler var, teoriler var. Bu olmuş olsa bile zaten rakibinin çok çok daha gerisinde. Trump'ın bütün bu süreçte, seçim sürecinde çizdiği imaj ve en son televizyon münazarasında aslında agresif, rakibini konuşturmayan, bir şekilde istediği gibi gündemi veya konuları değiştirmeye çalışan, daha böyle hani ortanın sağında bir aday imajı çizdi. Dolayısıyla bu söylediğinize katılmıyorum. Zaten Amerikan halkı da aksine düşünüyor ve hatta gerek rakibiyle alay alması gerekse işte maske takmadan Amerika'daki sağlık eksperlerini, bilim adamlarının açıklamalarıyla tezat düşecek demeçleriyle ve hatta bunun üzerinden medyayla kavga etmesiyle bence bu olasılığı, bu fırsatı yitirmiş oldu. Tam tersine
Seçimlerde, Amerikan seçimlerinde iki şey önemlidir. Bir, ekonomi. İki, ulusal güvenlik. Ulusal güvenlik deyince bu sene COVID ve COVID'le mücadeleye geliyor. 7,5 milyon Amerikalı şu anda hasta ve yaklaşık 210 bine varan da vefat sayısı var. Dolayısıyla artık kendisi de bundan dolayı endişe içerisinde yaşayacak. Sayın Akbaş, asıl bir de merak ettiğimiz konu bunun piyasalara etkisi nasıl olacak? Evet. Doğrudan doğruya Türkiye'yi de etkiliyor çünkü. Neler söylemek istersiniz son olarak bu konuda? Şimdi hiç şüphe yok ki bundan sonrasında işte Trump'a bir şekilde ağır hasta olur mu? Boris Johnson gibi hastaneye kaldırılır mı? Bu durumda yerine kim geçecek? Mike Pence negatif çıktı ama her gün test olmaları lazım. Burada kuluçka devresi var. Dolayısıyla devletin devamlılığı açısından çok soru işareti var. Bu da tabii ki piyasaların bir şekilde paniği tetikliyor. Şu anda baktığımız zaman Amerikan borsalarında önemli düşüşler görüyoruz. İlave olarak da tabii seçimler çok önemli bir belirsizlik kaynağıydı dünyada. Amerikan dolarını basan ekonomi için. Bu belirsizlik daha da artacak. En önemli olan da eğer pusulalarda Trump'ın ismi olmazsa yerine kim aday olacak? Seçimler ertelenebilir mi diye konuşuluyor. Bu Amerikan tarihinde şu ana kadar olmadı. Anayasa bu konuda çok net. Bu nedenle ertelenme söz konusu olmaz. Bütün bu belirsizliklerde tabii ki risk faktörünün artması gelişmekte olan ülkelere den bir şekilde kaçışı hızlandırabilir. Bu açıdan Türkiye için olumlu diyemeyiz ama dolar açısından da her ne kadar Amerika'da bunlar oluyorsa da genelde güvenli liman olarak bakılır dolara. Bu açıdan dolarda da bir oynama, dolar ve altında da bir oynama görebiliriz yukarı yönde. Peki, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Evet, şimdi Türkiye Başdanışmanı Albright Stonebridge grubunun Hakan Akbaş'a teşekkür ediyoruz.